Evet sevgili izleyiciler, bu arada bir gazeteci arkadaşımızı kaybettik. Benim de çok çok eskilerden tanıdığım Celal Başlangıç hayatını kaybetti. Ne yazık ki bir süredir Köln'de, Almanya'da kanser tedavisi görüyordu ve dün gece itibariyle Celal Başlangıç yaşamını yitirdi. Bir arkadaşımızı daha kaybetmiş olduk böylece. Celal çok iyi bir gazeteciydi. Cizre'nin Yeşilyurt köyünde bundan çok uzun yıllar önce köylülere dışkı yedirme olayını ortaya çıkaran isim olarak da tarihe öyle bir çentik atmıştı. Gazeteciliğe 75 yılında, benden eski yani çok bayağı eski benden, Ege Ekspres gazetesinde başlayan Başlangıç, Demokrat İzmir Politika gazetelerinde çalıştı. 81-84 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği ve Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptı. Evrensel Gazetesi'nin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Başlangıç T24 ve Gazete Duvar ve Biyanet'te yazdı. Çok sayıda imza atan, habere imza atan birçok gazetecilik ödülü bulunan Celal Başlangıç'a gerçekten ışıklar içinde uyusun, ruhu şad olsun diyorum. İyi insanlar hep erken gidiyor. Bir de hep söylerim ben bunu. Mekanı cennet olsun. Öyle diyelim. Şimdi geçelim. Ulvi galiba değil mi? Ulvi. İkisi de hazır mı? Ha, tamam, ikisini de alalım o zaman. Mustafa Balbay ve Ulvi Süvarioğlu aynı anda geliyorlar. Vay. Mahşer'in dört atlısıydı değil mi o? Biz üç atlısı. Biraz sevgili Balbay merhaba. Evet. Merhaba, merhaba sevgili. Merhabalar. Beni dışlayıverdiniz hemen bakıyorum. Yok, senle daha sık görüşüyoruz. Ha, öyle tabii. Ekrandan görüyorum. Televizyon hikayesi değil mi? Vizyon tele hikayesi gibi. Aynen. Birazdan da sevgili izleyiciler, Musa Özuğurlu bizimle olacak. Ankara Haber Müdürümüz, Tele1'in ve tabii ki programcısı aynı zamanda. O da burada yanımda olacak biraz sonra. Öncelikle biraz önce duydunuz herhalde, Celal Başlangıç, sen de iyi tanırdın bildiğim kadarıyla Balbay. Sen tanır mısın bilmiyorum ama gerçekten iyi bir gazeteci olduğu konusunda ben imza atarım altına yani. Ne diyorsun sen? Ruhu şad olsun. Gerçekten. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Çok kavgalarımız da oldu bu arada. Şimdi hatırladım da birden. İdeolojik evet. Kavgalar diye konuşuyorum evet. Ben tabii ama iyi bir insan olduğu konusunda hiçbir kuşkum olmadı hiçbir zaman. Ümit, çok acı bir haber verdin gerçekten. Hı hı. Kendisiyle en son yılbaşından önceydi bir aradığımda. Hı hı. İşte tedavinin ne tür sonuçlar vereceğini merak ediyordum. Hı hı. Yılbaşını aradım, ulaşamadım. İşte belli bir tedavi süreci devam etti demek ki. Hı hı. Biz Celal Başlangıç'ta biraz da halef selefiz. Cumhuriyet'in İzmir haber şefliği, Celal haber şefiyken Adana'ya gitti. Hı hı. Onun yerine ben geldim. O zaman Milliyet'ten Cumhuriyet'e geldim. Hı hı. 1986. O yıldan beri de Cumhuriyet'teyiz. Aynı okuldayız Celal'le biz. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden birlikte. O 4 yıl önceydi benden. Ben girdim, o mezun oldu. Hı. Çok iyi bir gazeteciydi. Evet, gerçekten. O dönem gazeteciliğin çok zor olduğu bir dönemdi. 1986 düşün, terör başlamış. Ama işte bir insan hakları arayışı var ama terör olağanüstü bir yükselişte. Ve Celal Başlangıç o çok zor dönemde köylere dışkı yedirdiler haberinin. Büyük bir riskle, yani gerçekten o şey dönemin 12 Eylül'ün gölgesinde devam ettiği bir dönemdi. Fiilen AKP ANAP iktidardaydı ve Ölüm Kuşun Kanadında diye de sonra o bölgede olanları kitaplaştırmıştı. Evet. O bölgeden yapılması çok zor haberleri imza atmıştı. Gerçekten ruhu şad olsun diyorum. Çok üzüldüm. Beraber çok günlerimiz geçti. Aynı evlerde kaldık. İzmir'de öğrencilik sonrası zaten bilirsin o tür ortamları. Yani bilmez çok üzüldüm mi? Maalesef. Yani bekliyorduk bu haberi ama ruhu şad olsun diyelim.
gerçekten erken bir kayıp. Evet. Kalemi çok kıvraktı. Çok. Çok böyle zeka kokardı yazıları, böyle benzetmeleri. Kritik bir anda bir cümleyle bir durumu tamamen, yani çok farklı bir şekilde özetlerdi. O yüzden gazetenin mutfağında da emeği olan bir arkadaşımızdı. Evet. Bütün basın camiasının da başsağlığı diliyorum. Aynen. Cumhuriyet'in önümüzdeki hafta Salı günü 100. yılına girdiği bir dönemde hani çok Cumhuriyet'e çok emek verdi. Öteki gazeteler de çok emek verdi. Ama Celal zaman zaman tabii haberleri farklı, herkes farklı yere çekti ama Celal kimsenin adamı olmadı özünde. Hep gerçeğin adamı oldu. Evet. Ama yaptığı bir haber kimine göre yok sen PKK'lı mısın, kimine göre yok sen kimden yanasın gibi olmadık hani yorumlara çekildi ama hani kimin adamıydı diye sorarsanız gerçeğin adamıydı. Kendi hakkımızda yazılanları, çizilenleri görünce hiç şaşırmıyorum.